kafa kafaya gitti tabii ki. Ama açıkçası biraz daha muhalefetten yana umutluydum şahsen. Yani beklediğim gibi olmadı diyeyim. Peki hocam, Sinan Oğan faktörü var. Malumunuz biliyorsunuz %5'lik bir oy potansiyeline sahip. %5'lik bir oy aldı. Sizce bu aday kimi destekler? Milliyetçi tabandan oy aldığı için şahsen Cumhur İttifakı'na daha yakın görüyorum onu. Ama siyaset biliyorsunuz sürprizlerle dolu bir alan olduğu için bir baktınız Millet İttifakı ile beraber bir daha seçime hazırlandılar yani. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bizim sonumuzu hayretsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki sonuçlar mağdurlar. Ne düşünüyorsun sonuçlar hakkında? Cumhurbaşkanlığı turu seçim ikinci tura kaldı. Bence Tayyip Erdoğan alacak. Bu saatten sonra değişen bir şey olacak. Peki Sinan Oğan sizce kimi destekler? Neden destekler? Milliyetçi görüş üzerinde. HDP destek oldu diye. Kendisi zaten açık buraya getirdi. AK Parti'yi destekledi. İkinci tura kaldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birinci turda bitmesini bekliyorduk. Sonuç itibariyle şu anki durumdan memnunuz. İşaret belli. İkinci turda da sonuçlar şimdiden belli gibi. Dolayısıyla o şimdiye kadarki süren stres sona ermiş bulunuyor. Bütün bunlardan önemlisi çok güzel bir seçim süreci yaşandı. Bu da vatandaşlarımızın, halkımızın büyük olgunluğunun eseri aynı zamanda. Buna gölge düşürecek herhangi bir şeyden herkesin kaçınması gerekir. İkinci tura kadar, ikinci turdan sonra da hayırlı uğurlu olsun inşallah şimdiden sonuçta. Peki hocam, Sinan Oğan ikinci turda sizce kimi destekler? Cüneyt Özdemir güzel bir tespitte bulunmuştu. Yani büyük ihtimalle kazanandan yana tercihini yapar. Akıllıca olan da budur. Bir de İbrahim Kalın Bey'in güzel bir değerlendirmesi vardı. Söylemleri, seçim sürecindeki söylemleri Cumhur İttifakı'na daha yakın. Dolayısıyla kime yöneleceği veya kime destek vereceği 5 aşağı 5 yukarı belli. Fakat şu da var. Diyelim ki muhalefete destek verse bile sonuç itibariyle seçmen robot değil. Yani ben muhalefete destek veriyorum dediği takdirde milli söyleyin ismini tam hatırlatamayacak kadar demek ki zayıf bir kampanya çalışması yaptılar herhalde. Milli İttifak destek verse bile sonuçta bütün seçmenlerine seslense dese ki açık ve bariz bir şekilde Millet İttifakı'na ben destek veriyorum siz de oraya oyunuzu desteğinizi verin dese bile ona oy veren seçmenlerin büyük bir kısmı yine Millet İttifakı'na vermeyecektir. Bu çok açık ve belli yani. Kime verecektir? Cumhur İttifakı'na verecektir. Ya da bir kısmı eğer çok kızgın idiyse, iki tarafa da vermemek adına bu tarafa yöneldiyse, verdiyse oyunu kullanmayacaktır. Dolayısıyla şimdiden sonuçlar belli. Farkındaysanız istikrarın sürmesi, yani aleyhte olanların bile, muhalefette olanların bile gönlüne su serpmiştir, ferahlatmıştır. Çünkü bir kaosa gitme ihtimali farklı neticelenmiş olsaydı vardı. Yani çok başlılığın, hele hele bir ülkenin yönetimi konusunda özellikle çok başlılığın başarıya ulaşması imkanı, şansı yoktur. Hayırlı olsun şimdiden sonuçlar inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki hocam, sizce Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler? Tayyip Erdoğan'ı destekler. Başka kimseyi desteklemez. Neden peki destekler? Görüş ayrılıkları olduğu için. Kimle görüşüyor? Biri milliyetçi tabandan geliyor. Bir tanesi de neydi adı? Yeşil Sol Parti'ye daha fazla yakın olduğu için şeye verir yani. Yalnız Cumhur İttifakı'nda da Hüdapar faktörü var. Hüdapar çok fazla bir önem teşkil etmiyor. Çok fazla, çok az bir oy oranı olduğu için çok fazla bir önem teşkil etmiyor. Peki hocam, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci tura taşındı. Bekliyor muydunuz? Bekliyorduk ve görünen köy kılavuz istemiyoruz. En sonunda yani olan oldu. Recep Tayyip Erdoğan alacaktı. İkinci turun sonunda da o alacak. Hadi kolay gelsin. Değerlendiriyorsunuz. İkinci tura kaldı. Normaldir, normal. Peki
ikinci tura taşınmasını bekliyor muydunuz? Ya bekle, normaldir. Her şey normaldir. Türkiye'de demokrasi var. Uyacağız. Peki hocam, Sinan Oğan ikinci turda kime destek verir? Kime verirse versin, bizi ne ilgilendirir? Sizce kime verir? Kimi destekler? Kimse desin bana ne? En güzeli odur. Hadi iyi günler. Vallahi inşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Her şey Selahattin Demirtaş için. Her şey. Peki hocam, ikinci, birinci turda malumunuz Sinan Oğan %5'lik bir oy aldı. Sizce Sinan Oğan hangi ittifakı destekler? Hangi adayı destekler? Kılıçdaroğlu. Çünkü haksızlığa uğradı. Çünkü AK Parti bütün oyları hepsini çaldı. Hala da şeyler, torbalar açılmamış. Bu kadar. Her şey bu ise ne o? Değerlendiriyorsunuz. Nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl? İkinci tura kaldı malumunuz, biliyorsunuz. Aynısını gene reis alacak bunu inşallah. Peki hocam, birinci turda malumunuz Sinan Oğan %5'lik bir oy potansiyeline sahipti. Sizce ikinci turda kimi destekler bu aday? Valla şu anda ikisiyle de yani şey, ona herhangi ki, hangisi yaklaşırsa da iyi, bazı şartları var. Yani konuştuğu kadar bazı şartları var. O şartları kim kabul ederse herhalde ona çalışır. Peki sizce kime gider? Bence reise gider. Recep Tayyip Erdoğan. Seçimi nasıl değerlendiriyoruz? Yani siyasi tarafından konuşmak istemiyorum için ikinci turda belli olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bekliyor muydunuz bu sonucu? Tabii ikinci tura? Heyecanla bekliyorum. Zaten benim oyumu kime verdiğimi de belli zaten. Kime veriyorsun? Ben AK Parti'ye verdim. Yine ikinci turda AK Parti'ye veriyorum. Çünkü bize bu ülke için Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı, ne yaptırdı çok belli olduğu için. Peki hocam, birinci turda malumunuz Sinan Oğan %5'lik bir oy potansiyeline sahipti. İkinci turda sizce kimi destekler? Sayın Sinan Oğan'ın zaten bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Kılıçdaroğlu'yu eğer destekleyeceğimse MHP'ni şeyde partisinde bırakmak istiyordu dedi. Tamam mı? Bu da bence bir şey olmayacaktı. Ben hiçbir şey düşünmüyorum, kim kime durdurmadır. Allah'ın nukatış gibi işte. Seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci tura taşındı. İkinci tura taşındı. Normalde taşınmaması lazım ama Kılıçdaroğlu'nun marifeti bu. Yani koskoca altılı bu adamı 15 sefer yenilmesine rağmen hala bu adam Cumhurbaşkanı adaysa buna oy verenler dahi düşünmesi lazım. Peki hocam, birinci turda malum Sinan Oğan faktörü vardı. İkinci turda sizce kime verir bu aday? Yani onun oyu kendisi değil. Toplama bir oydur. Nerede yönelirse oraya gitmez. O yüzden karışıktır yani. Herhangi bir yere yönlendirse dahi yönlendirilmez. Vatandaşlar ne düşünüyor? İkinci tura kaldı malumunuz, biliyorsunuz. Müthiş bir hayal kırıklığı var yani yaşadığımız. İkinci turda biraz muhalefetin işinin zor olduğunu düşünüyorum. Seçmeni sandığa götürme konusunda. Ama yine de her şeye rağmen elinden geleni yapması gerekir muhalefetin. Hayırlısı olsun. Peki hocam, malumunuz biliyorsunuz birinci turda Sinan Oğan faktörü vardı. %5'lik bir kitlesi var. Oy potansiyeli vardı. Sizce ikinci turda bu aday kimi destekler? Şimdi Sinan Oğan tüm seçmenlerini yönlendirmek de istese, bir tarafa kanalize etmek istese tamamını götürebileceğini zannetmiyorum. Yani desteklediği tarafa %60'ını götürebilir en fazla. Ve zaten muhalefetin sorunu da yani seçmeni sandığa götüremez. Öyle düşünüyorum yani. İkinci turda sizce sonuç ne olur? İkinci turda sonuç bence şimdiden belli. Tayyip Erdoğan kazanır. Bu seçimi vatandaş nasıl değerlendiriyor? Tabii en güzeli böyle oldu. Başka ne diyeyim? İnemi aynı yere Erdoğan'a. Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl değerlendiriyorsun abi? Vallahi hiç iyi değerlendirmiyorum zaten. Niye? Bellidir zaten her şey. Ortadadır. Millet çaldı, bütün oyları çaldılar. Zaten şey olsaydı, emin ol %100 Kılıçdaroğlu kazanırdı. Peki birinci seçimde malum Sinan Oğan faktörü var. %5'lik bir oy oranı var. Sizce ikinci turda bu aday kimi destekler? Bence Kılıçdaroğlu destekler. Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi aklım hiçbir şeye yetmiyor bu sefer. Bir şey söylemeyeceğim. Yanılıyor o zaman.
Peki birinci turda Sinan Oğan faktörü vardı. Sizce Sinan Oğan ikinci turda kime destek verir? Allah hiç bilmiyorum. O bir pazarlık peşinde bence. Bir pazarlık peşinde. Bir şeyleri koparmaya çalışıyor galiba. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kardeşim bellidir ki hile yapmış. Hile yapmış. Hileyle olmasa kesinlikle alamazdı bunu. Hile yaptığını herkes biliyor. Sirt halkı biliyor. Türkiye halkı biliyor. Ama Allah'ın izniyle ikinci turda devireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu destekliyoruz. Sirt halkı hepsi onu destekliyor. Allah'ın izniyle Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur. Malumunuz birinci turda Sinan Oğan faktörü vardı. İkinci turda sizce bu Sinan Oğan kimi destekler? Valla onlar kendi aralarında halledecek abi. Biz onu bilemiyoruz. Onlar konuşacak, onlar ortaya bir şey atacak. Onlar bir şeyler diyecek ki o ona ne verecek, o ona ne verecek. Onlar öyle şey yapacak abi. Senin düşüncen nedir hani? Sence yani hangi tarafı destekler? Benim düşüncem Tayyip'i destekleyecek. %90 onu destekleyecek. Kimi tarafına geçerse o kazanır. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Valla şu an bir şey diyemiyorum hocam. Yani ne bileyim bir şey diyemiyorum valla. İkinci turda sonuçlanmasını bekliyor muydunuz? İkinci tura kalması sürpriz oldu mu? İkinci turda sonuçlanmasını bekliyorduk tabii ama olmadı. Kim yani, tarafından sonuçlanmasını bekliyordunuz? Vallahi Kılıçdaroğlu tarafından sonuçlanmasını bekliyorduk. Ki bir beklentimiz de vardı. Şu an bir hayal kırıklığı mı oldu? Ne oldu diyebiliriz? Tabii ki hayal kırıklığı oldu hocam. Evet. Peki birinci turda malum Sinan Oğan faktörü var. %5'lik bir oy potansiyeline sahip. Bu lider sizce kimi destekler? Hangi ittifakı destekleyecek? Vallahi Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Onu biliyorum abi. Neden peki Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek? Vallahi tabii ki benim bir şahsi bir düşüncemdir. Artık onu bilmiyorum ben. Evet teşekkür ederim. Sizden alalım hocam. Şimdi şu anda hak edeni kazanıyor. Şu an biz birinci turda tabii ki Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu bir hedef olarak. Ama ikinci turda biz Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını biz umut etmiyoruz. Neden? Kılıçdaroğlu oylarınızı artık bir şekilde çalındı mı yeterince alamadılar. İkinci turda bir umut yok Kılıçdaroğlu'dan. Peki Sinan Oğan sizce kime destek verir? Sinan Oğan'a AK Parti yönündedir onun. Sebebi nedir peki sizce? Hani neden AK Parti yönünde? Sinan Oğan'ın bir HDP karşıdır yani. Onun bir oy oranı şimdi Kılıçdaroğlu'nda bir ittifakla kuruyor ama HDP'siz ittifak istiyor. HDP'siz de Kılıçdaroğlu'nun bir kazanması sahası çok az. Ya yorum öğrendiriyorsunuz. Birinci turda bitmesini bekliyor muydunuz? İkinci tura kalması sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Sürpriz oldu gerçekten. Peki ikinci turda kim kazanır? Yani ihtimaller doğrultusunda şöyle söylesek. Yani şu anda Cumhurbaşkanı önde götürdüğü gibi düşünüyorum. Peki birinci turda malumun Sinan Oğan faktörü vardı. %5'lik bir oy potansiyeline sahip. Sizce kimi destekler bu ikinci turda? Kimi destekler? Şu anda reise doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi abi bence hile yapmışlar yani. Yani konuşamıyorum, hastayım. Hastaneye gideceğim. Kusura bakmayın. İkinci turda sarkması bir sürpriz oldu mu senin için? Şimdi AK Parti'de sağlam bir oy alındı bence bu durumlara rağmen ama ikinci turda alabileceğini düşünüyorum. Çünkü gençlerin biraz şevki kırıldı gibi CHP'ye karşı. Ya bilemem, hayırlısı olsun diyorum. Peki hocam, Sinan Oğan faktörü var. Birinci turda %5'lik bir oy potansiyeli var. Kimi destekler sizce? Yani Sinan Oğan'ı pek tanımıyorum. O yüzden onun hakkında yorum yapamam. Yani kime oy vereceğini bilemem. Sonu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şey olduğu açıklandı zaten. Bir sürü şeyin YSK'dan değiştirildiği açıklandı, verilerin falan. Twitter'da gündem oldum. Yani gerçek olmadığını düşünüyorum. Umarım tutuklanmam bu arada. Dedem gelirse tutuklanmayacağım biliyorum. Ve kendi hakkımı istediğim gibi savunabileceğimi düşünüyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Yani benim en azından verdiğim oyun bir emeği var. Sonuçta bir bireyim ve bu ülkenin vatandaşıyım. Bir şekilde oy kullanıyorum. Kullandığım oyun gitmesini istediğim vekile gitmesini istiyorum. Gitmesini istediğim insana gitmesini istiyorum. Ama böyle bir şey olmuyor maalesef ki. Yani bu son zamanlarda şey olması, işte son birkaç saattir aslında bu gündemde olması çok rahatsız etti beni. Öyle.
Peki malumuz birinci turda Sinan 10 faktörü var. %5'lik bir kitlesi oy potansiyeline sahip. Sizce bu Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler? Ya Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü zaten kendisi de açıklama yapmıştı. Cennetin kapısını vaat edemem ama cehennemin kapısını kapatabilirim. Aslında bu zaten bir Kılıçdaroğlu'na bir göz kırpmadır zaten. Yani böyle yorumluyorum. Ki güveniyorum da yani çok siyasi ideolojik olarak birleşmesek de ortak bir alanda. Ama sonuçta bir ülkenin geleceği, en azından hepimizin kendimizi istediğimiz şekilde özgür iradelerle özgür bir şekilde ifade edebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci turda bitmesini bekliyor muydunuz? İkinci tura sarkması sürpriz oldu mu sizler için? Sürpriz oldu abi. Bekliyorduk ama ikinci turu beklemiyorduk hiç. İstiyorduk birinci turda bitsin. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? Birinci turda kimin kazanmasını bekliyordunuz? Kılıçdaroğlu'nu. Peki hocam, malumuz birinci turda Sinan Oğan faktörü var. İkinci turda sizce hangi adayı destekler bu isim? Ya şimdi şöyle, o da hem Cumhur İttifakı'ndan aldı hem Millet İttifakı'ndan da aldı. Ama benim görüşüm muhtemelen bir 5 yıl daha çekeceğiz bunu, öyle görünüyor. Dizin çaldılar, çırptılar. Bu sefer yasakayla çaldılar. Tek hadi. Birinci turda malumunuz ikinci tura aksadı, sarktı. Sinan Oğan faktörü var. Sinan Oğan sizce kimi destekler? Sinan Oğan kesinlikle CHP'yi desteklemez. Çünkü milliyetçiler. Hayırlısı diyelim. Umarım bizi destekler yani. Abi sen nasıl değerlendiriyorsun birinci turu? Ha, vallahi hiç öyle beklemiyordum. Ben dedim ki Kılıçdaroğlu kesin kazanacak yani. Ama inşallah ikinci turu kazanacağız yani. Ondan şüphem yok yani. Peki Sinan? O da bir sıkıntı olmazsa çalmasalar falan oyları. Peki sizce Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler? Bence de Erdoğan'ı destekler. Neden Erdoğan'ı destekler? Milliyetçi dediği gibi yani bizi destekleyecek hali yok ya. Oradan bir torpil falan alırlar yani, anladın mı? Evet abi.